Şimdi arkadaşlar, malzemeleri çıkardık. Matkap, çekiç, dübel, vida, süpürge, tornavida. Bunlar bizim önceden kullandığımız, içeride mutfakta kullandığımız rafların ayaklarından. Şimdi biz istiyoruz ki böyle karşıya oturduğun zaman kardeşim, televizyonun tam... Lan ben gözüküyorum oradan. Ayakları çok birbirine iç içe yaklaştırmayacağım şöyle. Biraz geniş dursun istiyorum ama rafı tabii güzel durması için ayakla rafın dış yüzü taraflarının arasında bir boşluk olması lazım. O yüzden biz şimdi onları ortalayacağız. Ama ben bunu çekimini yaparken bir yandan ortalayamam. Basit kalemi alıyorsunuz. Ölçüyle gidiyorsunuz. Metre nerede? Metre şurada. Nerede? Ölçüyle gideceğiz. Önemli olan şu an kılıfın rafla bir bana görüntü vermesi. Sen onları bırakacaksın, bu rafı alacaksın. Orada tutacaksın onu. Ben aşağı yukarı göz kararı nasıl güzel durduğunu söyleyeceğim. Tek başına oldu mu bu işler yapılmıyor işte. İndireceksin, 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 indireceksin. Evet, böyle güzel gibi böyle iş yapar. Sus, ne gıcık bağıran bir kuş ya. Şöyle çizdim ben orayı. Tamam, onun izası be... Lan! Şşş! Sus be! Kapat, kapat. Tamam, şimdi o raf eğer çizgisi oysa mutfaktan çalalım, dur. Biz rafı normalde şunun üstünden çizdik. Tamam, onun yaklaşık olarak 2 santim, hatta 2,5 santim altından rafın oturma yeri oluyor. Yani çizdiğimiz çizginin 2,5 santim altı raf ayağının oturma kısmı olacak ki istediğimiz ölçüye çakalım onu. Şimdi ben yine görüntüyü kapatıyorum, mecburum. O orta çizgiyi, rafın duracağı çizgiyi almıştık. Buradan 120 santim, raf 120 santim olduğu için 120 santim şey tuttuk, metre tuttuk. Sonra başından 15 santim, sonundan 15 santim yaparak ayakların nerede duracağını belirledik. Şu an ayaklar burada durduğunda, şu şurada, bu orada durduğunda. Bu arada bak, bizim aldığımız çizgi burada lan. O yüzden ben tam çizgi Yok, değil bu de havada kalır. çizginin şöylesini yaparsak raf tam buraya oturuyor. Yani bizim ölçtüğümüz yere oturuyor. Şöyle. Bir dakika lan, olur mu öyle şey? 2,5 santim pay vereceğiz ya. Dur bir dakika, çek elini bir. Raf şu an dediğin yerde oturmuyor. Bak, bu tek düzlem. Dur bakayım. Sıkıntı değil bu arada. Burada da güzel durur. Fark etmez ya, 2 santim aşağı 2 santim Evet yukarı evet. Çok önemli fark değil. olmaz. Sonuç olarak 15 santim içeride duracak. Raf da buraya gelecek. Şimdi matkapla oraları delip dübellerini takıp işte düz duruyor mu durmuyor mu onlara bakıp vidalama işlemine geçeceğiz. Evet, delikleri deldik. Şimdi dübelleri takacağım. Bu dübellerin düzlükleri var, yani çakmak için götü şey olanlardan. Gerçi zaten çok delikleri büyük deldim. Değil mi? Ay, bomboş girdi lan. Çok mu büyük Çok olmuş? büyük olmuş. Neyse artık, iyice içeri gireriz. Bakalım, vuracağım bir çekiçle belki yolunu bulur. Şu üstteki sağlam girdi de. Şey alayım mı? Bunlar doğru hareketler değil bu arada. Ha, dübeli böyle gerçekten, zaten baksana şeyi dökülüyor. %100 sağlıklı mı oldu? Hayır. Ama şunların parçalanmasına bakmayın. Ona yapacak hiçbir şey yok. Duvar öyle yani. Nasıl gözükmeyecek onlar? Tamam. Şimdi de Şimdi şeyleri, rafları takacağız. Şunları vidalayayım. şimdi zaten hızlandıracağız buraları. Kıvırık kıvırık. Yok, hızlandırmayabiliriz. Fark etmez. Kesin hızlandıracağız. Üşenecek çünkü. Bakalım. Evet. Çok güzel. Çok çok güzel ya. İnanılmaz. Biz ne aldık oğlum? Bu dübel farklı bir dübel ya. Dübele vida küçük mü geldi? Yani takım Hayır olarak abi. aldık. Kalınlıktan. Yani ben vidayı buradan vursam dübele çatır çatır girer ama şunun arasındaki kalınlık var ya. Yetmiyor yani O uzunluğu.
yürütmüyor. Siksen girmez mi? Baksana bomboş. Bir de içini büyütüyorsun şu an onu. Ne yapıyorum? Deldikçe içine giriyor. Yok. O zaten kendi boşluğu var da. Başka bir şey geleceğim. Kafasız. Şimdi bizim hesap etmediğimiz şey şu. Bu videoyla bu dübel takım. Bakın vidayı buraya taktığınız zaman şuradan itibaren sıkılmaya müsait artık bu. Ama yetmiyor. Çünkü bunun yanında şöyle bir parça var. Yani vidayı alırken ben şunu hiç hesap etmedim. Şunun derinliğini. Kalınlığını daha doğrusu. Bu sebeple bunu sıkamıyoruz. Bu dübel olur. Bu vidanın aynısının bir 3 santim 4 santim daha kalını lazım bize. Uzunu lazım. Cümle kuramadım. Uzunundan alıp geliyoruz şimdi. Sözler yalan donan aldık mı 4 tanesin? Buyurunuz kardeşim. Eğer sen beni seviyorsan yönden dön o tarafa çünkü ben çakacağım deline. Kuşta başladı tüsesini ananı siki. Ben sana sordum özellikle dedim. Sikimle bile dedim. Allah Allah. Yeter ya bir hafta kıcaz lan. Amına kodumun. Bir tane raf takacağız ya. Ayıp denen bir şey var kardeşim. Allah Allah. Yeri abi. Keytaş dittim. Evet arkadaşlar, bu kadar basit bir raf için bu kadar çok mesai harcamak büyük enayiliktir. Eğer siz de enayi olmak istemiyorsanız raf takmayın. Bırakın abi, IKEA hazır kurulum vallahi veriyor. Yok lan, bunun eğlencesi bu ya. Hazır mısın bebeğim? Şimdi önceden bu tip şeyleri yaparken hemen sıkmayın. Çünkü yamuk olabilir. Vida son ayarlar yapıldıktan sonra sıkılır kardeşim. Son ayar nedir? Bir kontroldür. Bakarsın böyle dersin ki uf jilet gibi olmuş. Ondan sonra sıkma işlemini gerçekleştirebilirsin. Bu normalde elle sıkılır ama zaten %100 şey yapmıyor. Böyle çenik gibi tutmuyor ama. Ne dedim az önce? Önce kontrol yapın. Sonra takın. Yoksa böyle bu şekilde uğraşırsınız. Yok bu arada düz. Düz mü? Düz. Yok boş şeyi aldım ya. Şimdi çözdüm ya. Buradan baskı kurup tekrar sıkacağım. Gidiyor. İçimize birden yükleniyorlar. Neyi göremiyorsun? Neyi çektiğimi. Sen her çektiğini göremiyorsun. Bu şeyi her kötü yerlere nişan alırsın ya, o anlamda. Bu tarafı mı duracak, diğer tarafı mı duracak? Tamam, 5 santim. Bence bu tarafı dursun çünkü diğer tarafın farklı da gözüküyor, çıkıyor. Bence buraya hareket katabilir. Şöyle. Getir bakayım bir. Çok hareket kat. Vallahi bu tarafı kalsın, daha güzel. 15 santim bırakacaktır. Evet ya, bu şimdi ben sana söyleyeceğim nereden sağ sol al diyeceğim. Durup konuşamadım. Metreye alayım mı? Sola al. Sen gözüme güven benim biraderim ya. Al sola. Hafif ittir o tarafa doğru. İttir 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 ittir. Tamam. Şimdi ölç bakayım 15-15 mi? Şey değil. Sağ alttan oraya, sol alttan oraya ölçeceksin. Birazcık daha elinle vur. Çok az, çok küçük. Tamam. Ölç bakayım şimdi. Şurada var zaten. Ya ben orayı görmüyorum. Amcık ölç işte. Nereden ölç? Öyle de ölç. Yukarıdan ölçsene oğlum. Alttan dedim. Lan öyle değil. Şu bak şu. Allah'ın kitabını senin, tövbe yarabbim, yaradana kurban. Bak şuradan şurayı ölçeceksin. Şurayla şurası arası. Kaç? 14. Yarrağım. 14.5. 14.5. Ölç bakayım orayı da. Ölç bakayım. Kaç kardeşim? 12. Nasıl 12 lan?
Harbiden 12 amına koyayım. Niye? Nasıl 14? Abi biraz daha çekeceğiz diyor o zaman. Yok. Yok. Normalde 120 evet. Santim değil o zaman. Tamam. Bu 120 santim olmayabilir. Ölç bakayım tam. 120. Şimdi, oğlum biz 15 santim bunu o merkezinden ölçü aldık. O yanıltıcı. Ben o zaman şeyin challenge'ını yaptım. İki tarafta aynı kardeşim. Kafası 2 santim yanılmışım. Her neyse. Çık bakayım. Bence okey. Şu an burası 12.8. Oraya bak. O zaman orası da çok azıcık değişti. Burası da 13.5. Tamam. Bir santim iç sola. Çok oldu. Çok oldu. O 2.5 santim falan oynattım. Şimdi bak. 12.5. 14. Ya çocuğum çok it diyorsun. İt bak ben sana söyleyeceğim. Biraz daha it. Tamam tamam. Şimdi ölç. 13.5. Tamam oldu şimdi. 13. Tamam okey önemli değil. Yarım santimden bir şey olmaz. Kurcalama yeter. Yeter çocuk bak. Abi balta fırlatacağım sana buradan. Tamam. Tamam şimdi alttan arkadaşlar vida vurup sabitleyeceğiz onu. Sonra televizyonu koyacağız. İş bitecek. Şimdi ben bir gidiyorum vida atacağım. Tamam vidasını taktık. Klav şeyi getirsene. Mercimeği. Mercimek ne lan? Koy bakayım. Temiz. Ya avradına ya. Yemin ediyorum ustayız biz ya. Raf bu uzunlu. Master ya. Bir numara. Bir numara ya. Bakın gören de sanki mobilya yaptık sanacak. Hazır malı aldık. Tamam şunu buraları süpürürüz. Evde yeni temizlik vardı. Tamam şimdi televizyonu. Necmi siz bir Necmi ile oynaşın. Çok hadi 1-2-3 hadi. Osurdum lan ne yaptın? Evet bakalım nasıl bir şey oldu. Ne oldu lan? Neyin üstüne oturdun? Götümü abi oradan bir... Adamın içi gitti lan oturduğumda. Düz değil. Televizyon da bu arada şey olmuş olabilir. Televizyonu mu yamuttuk? Evet bak televizyon o şeyi düz değil. Nerede teradı? Bak o televizyon düz değil şu an koy. Tam ortalığa. Düz mü o zaman o açıdan oturduğumuz yerden dolayı? Hah. Bakayım. Milimetrik hesap yapıyor. Ya kardeşim bir iş yapıyorsan. Benim şu an niyeyse. Bu arada şey ölçüsü falan çok iyi oldu. Rafın televizyonun aralığı. Ona yapacak bir şey yok oğlum. Şimdi daha bir düz. Ağırlıkla alakalı falan herhalde. Şöyle bir uzaktan bakalım. Oğlum buralar hep aksesuar lazım ya. Ha, ulan doğum günüm geliyor aksesuar yollayın. Hediye alalım. Hediyelerinizi dizeyim. Bak bunların hepsi hediye. Bunlar doğum günümde geldi. Bak şu lamba. Şuradaki şu karınca. Buradaki karınca. Şuradaki. Onlar bir sürü şey. Şu rafla hepsi hediye. Bana hediye yollayın. Hediye istiyorum. Hepsini. Evet buraya koyabilirim. Eğer güzel beğendiğim şeyler varsa. Ha? Tamam o ışık hediye. Bu bir de üstüne adam uğraşmış yani. Jack Daniel's şişesini almış. İçine taşlar koymuş. Üstüne yok efendime söyleyeyim. Abajur bilmem nesi. Herif baya baya lamba yapmış. Bu arada mis gibi oldu bu. Bak şimdi buraya bir iki aksesuar koyacağız. Havası hemen değişecek bak. Ne koyalım oraya? Aksesuar da yok ki arkadaş. Mutfağa koyduğumuz her şeyi oraya alalım mı? Mutfağı yok lan. Mutfakta ne var ki? At başı var aslında. At başı çok saçma lan. Onu al ya. Onu alalım bak. At başını alalım. Al onu. Bu da hediye. O da hediye bu arada. Doramizin hediyesi. Burada başka bir şey yok. Bunlar kalsın. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Rafı bir tık daha aşağı bile yapabilirmişiz normalde. Ama koymaz. Şimdi at başını oraya koyduk. Ne koyalım başka? Dağınıklığa bak ya. Şuraları iptal edelim. Hatta Blu-ray filmleri falan da buraya koyarız. Bu benim tiyatrodaki pipom. Bir o hediye değil ya. O da hediye bu arada. Şeyden mi? Tiyatro salonundan. Ha, o babam verdi onu ya. Başta duruyor. Ananı sikeyim avradına takla atıyordum.
Mekan güzel oldu ha. Şşş. Aksesuar eklendikçe şuralar falan da dolunca daha. Abi mekan harbi aktı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Normalde ben buraya da bir tane raf çakardım. Tam televizyonun bitiş hizasında. Oraya da bir iki şey koyardım ama gerek yok. Hepsi masraf birader. Bir başka şurada pisliğin içinde ne bulabiliriz? Eminim ki vardır bir şeyler. Drone? Drone. Aslında drone'ları şöyle koyabiliriz ha. Çirkin durabilir lan. Şey gibi görmemiş gibi ama. Drone koydum. Şöyle bir tanesi durabilir. Ya şu an maksat yalandan aksesuar. Oraya her şey alırsın abi. Kupa alırsın, onu alırsın. Ama doldukça orası güzelleşiyor. Evet, doldukça güzelleşiyor. O zaman al kardeşim bir hediye daha. Kupa. Bir de Atatürk'ümü alayım. O O7'mizi. Bu iki kupayı da oraya koyalım. Şöyle. Hatta şöyle bir düzen yapalım buraya. Hah, teşekkür ettim. Yanlış bir şey yapıyorum şu an. Atatürk'ü ayrı koyacağım. Şu sağda bir yükselti bir şey koyduk mu? Hatta al ben sana süsmüş gibi koyayım şimdi şu bitmiş parfümü. Burada hiçbir şey kalmadı. Kalmadı vallahi, oraya da bir şeyler koyarız sonra. Tamam, rafı da koyduk. Genel olarak bu videonun sonunda da böyle akşam ışığında şey yaparım. Bir çekerim size. Şimdi biz elektrik işlerine gireceğiz. Hani şu televizyon çalışsın, PlayStation çalışsın, aydınlatmalar çalışsın. Böyle temizleriz. Bir temizleriz. Son bir akşam böyle çekeriz. Bu arada gayet hoş. Şunu bitiriyorum. Canavar oldu. Vallahi güzel oldu lan. Anlamsız bir şekilde güzel oldu. Bu da dursun burada. Renk katıyor ya. Şöyle köşede. Sonra buna bir yer buluruz. Arkadaşlar bu artık kapatıyorum. 10 dakikada bu olmuş lan. Kapatıyorum, bir şey yapalım. Elektrik su ayarlamaları yapalım. Ondan sonra elektrik su geyik ya. Tamam, bir genel görüntü çekeriz. Televizyonu falan da açarız. Hani salonda nasıl gözüküyor. Hadi mucuk. Evet arkadaşlar, her şey bitti. Şöyle genel bir görüntü çekeyim. Salona girdiğin zaman koltuğun bu tarafa gelmesi falan durumu böyle gösteriyor işte. Şimşeye hiçbir şey yapmadık. Bu geçici, şimdilik koydum böyle hani şarj center gibi, batarya doldurma alanı gibi anasını satayım. Her neyse. Salonun yeni hali bu oldu. Buraya iki tane planımız var. Şu boşluklara buraya uygun şekilde cama cam teraryum gelecek. Birinde bir şey, diğerinde de bir şey besleyeceğiz. Ama aydınlatması olacak. Yok, kapat kapat. Televizyon bu. Bütün elektronik zımbırtıları bağladık. Hepsi çalışıyor. Televizyon da çalışıyor. Raf yalandan doldu. İşte burası yalandan dolu. Buralara aksesuarlar, domilesi falan gelir koyarım. Atıra alınır. Geyini yapıyorum, yanlış anlamayın. Tüp gelmişti. Bugün tüpü bağladım. Şimdi karbondioksit veriyor. Şuradaki göstergenin yeşil olması gerekiyor. Durum bu. Şimdi gelecek vlogları sayıyorum. Bu videoyu bitiriyorum. Birincisi yayıncı PC'si. Yani benim yayın PC'm nedir? Bir yayıncının bilgisayarı nasıl olur? Nasıl olmalıdır gibi böyle goy goy makara kukara bir video gelecek. İkincisi şu benim manyağın videosu gelecek. Bu şimdiden duyuruyorum. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi aleti mi? Mucizevi bir şey yani, anlatamam. Baktığın zaman ne lan bu, para tuzağıdır falan dersin belki. Ben böyle bir şey görmedim yani. Hayatımı kurtaran en önemli parçalardan biri bu. Evet, video bu kadardı. Salona güncelleme geldikçe çekeriz koyarız. Ama temeli bu. Bence bir salona döndü yani. Şuraya da bir L koltuk çaksak. Lambalara ne düşünüyorsun? Abi buraya pervane getireceğim. Buraya bayağı ışıklı pervane vantilatör gelecek. Sonra bir de şu sandalyenin kırmızılığı gözümüze çok batıyor. Benim de batıyor. Bunu bu koltuğun kumaşı, kot kumaşından kılıfları var. Ondan almayı planlıyorum. Hadi görüşürüz, öpüyorum sizi.